İyi akşamlar, iyi hafta sonları, iyi bir cumartesi, iyi bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Evet bakıyorum ekranım açık mı? Açık, kırmızım yanıyor. Artık gözler de mi gidiyor arkadaşlar? Teoman'a kızıyorum da yaşlılık psikolojisi gelmiş diye. Artık kırklı yaşları devirenlerde böyle bir ee, içki düsel midir? Nedir bir yaşlılık psikolojisine kapılıyor insanlar demek ki? Evet günlerdir biliyorsunuz Müge Anlı'nın, eee konu e, daha doğrusu sapı ee, Sinan Sardoğan e, dün arkadaşlar tutuklandı. Çok enteresan. Ben böyle programları izlememekle birlikte ama ilgimi çekti ve her yerde biliyorsunuz 10 gündür de e, sinir harbi yaşatıyordu Müge Anlı'ya. İşte her şeye hayır 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 diyen adam. Ee, yalnız e, çok enteresan tutuklayanlar çocuk şubeden de istismarla ilgili bir çocuğu istismar ettiğiyle ilgili şikayet üzerine gözaltına alındığını biliyorum ben. E, basın mensupları yine soruyordu Arif Hanım'ı siz mi öldürdünüz, nereye sakladınız gibi sorular soruyordu ama hayır diyor onu kabullenmiyor. İşte yazdığı mesajları söylüyor sadece ama birazcık da adamda da bir lallik de var, bir tutukluk da var. Şimdi sosyal medya ikiye bölündü biliyorsunuz hep polisiye romanlarda öyledir ya şüpheli göz önündeki şüpheli herkes şüphelendiği bir kişi olur ama e, genelde katil ya bahçıvan çıkar ya uşak çıkar ya tövbe yarabbim gülüyoruz ağlanacak halimize ne bileyim oradan babası ya da ka, oğlu çıkarsa katil yani şaşırmam bu kadar göz önünde e, etrafında tamam şu anda bütün suç emareleri deliller bu adamı gösterse de yani başka bir şey de olabilir. Yani emniyet mensupları eminim sıkı bir şekilde çünkü artık kamuoyuna da mal olduğu için çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Hem cinayet masası hem ne bileyim işte bu bileşim suçları o hani mesajlardan dolayı onların dökümleri, mökümleri, saatleri, maatleri onu bir şekilde çözerler diye düşünüyorum. Yalnız adam çok komik de bir adam. Yani düşünsenize Mügeye bile asıldı yol. Bu, bu nasıl bir cürettir evli barklı kadın zaten evli barklı kadınlara bakıyor ama çok enteresan 25 tane suç kaydı var adamın ve 25 tane suç kaydından sadece e, 19 gün e, e, odun kesmekten tutuklanıyor ormanda yani yasak yerde odun kesmekten mi, ne, tutuklanıyor ve deliriyor şey e, bir odun kadar değeri yok kadınların bu ülkede diye. E, mügânlı çünkü ya sadece odun kesti diye ceza alıyor ama o kadar e, taciz, tehdit, yaralama gibi suçlarından ceza almaması da insanlarda bir ne oluyor dedirtiyor yani çok enteresan ya bir insan 25 tane suç kaydı olur da bu kadar elini kolunu sallayaraktan gezer mi televizyon programlarında kaç kişi bağlanıp Anneme şunu yaptı, bana bunu yaptı, ona bunu yaptı diye şikayetçi olanlar var. Tabii ki biz adaletin işine karışamayız. Bir de öyle bir durum var arkadaşlar. Adalet bizim e, duygusal baktığımız gibi bakmaz suçlu ve suçsuz konusuna. Belki e, bu istismar konularında hataları, yanlışları neyse artık vardır ama belki gerçekten de öldürmemiş de olabilir. Ama artık eğlendik adama hepimiz. Onu diyorum ya bu kadar adama bile eğlenmişken annesi, kadının yazık, kocası, oğlu veya da x bir köylü biri çıkarsa da e, şaşırmam diye düşünüyorum. Ama işte bu 25 tane suç kaydı olan insanın, ben zaten bu olaylara çok şaşırıyorum. Yani e, affedersiniz birisi e, argo bir kelime kullandı diye soruşturma başlatıyorlar. Böyle elini kolu mesela Deniz Akkaya için bile ben gittim ifade verdim o yok. E, kadın dünyanın lafını söylemişti biliyorsunuz ekranda e, transseksüeller için e, ama kendisi söylerken iyi birileri ona söyleyince hemen koştu o mesela şeye adliyeye madliyeye onu bile savcılar ciddiye alıp e, bir soruşturma başlatıyor. Bu kadar cinsel içerikli mesaj atan ne bileyim bu kadar e, onun bunun karısına kızına bakana da kimse ses etmiyor. O da çok enteresan bir durum tik geldi bakayım yeşil yanıyor şekerim diyerekten <laughs> <laughs> Ay vallahi artık Müge Anlı bu gündeme oturdu. Hepimiz merak ediyoruz. Ay vallahi merak ediyorum. Düşünsenize köy yerinde bir kadın yazık 64 yaşında bir kadın buhar oldu uçtu. Ne izi var ne bir şeyi var artık şey de diyor müge de diyor ya artık onun diyor sağ olduğunu düşünmüyorum diyor sağ olsaydı ben bulurdum bir yerden çıkar getirirdim ben onu diyor belli ki diyor birisi öldürdü ya bir yere gömdü ya bir şey yaptı ay orada an şey o çocukları duruyor kadının falan yani korkunç bir şey ya yani hani ölüm var ölüm var bilirsin ki hastalandı öldü iki gün yas tutarsın üç gün yas tutarsın sıkıştırıyor ya bari cenaze namazı kılınsın nereye ne yaptıysan söyle de diyerekten kadının yani Korkunç bir şey. Yine de tabii ki Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah öyle kötü bir şey olmamıştır temennilerimiz. Ama bu kadar artık ta aralığın 13'ünden mi 14'ünden beri ki, bakın neredeyse bir ay olacak kadın meydanda yok. Yani yaşasa ya da sağ olsa hani kaçıp gitti desek kadın telefonunu, dişlerini ya da ne bileyim koyar da sütü ocakta kaçar mı? Muhtemelen başına bir iş geldi ama inşallah inanıyorum ki e, dedektif midir artık artık ne bileyim bu, buna kim bakıyor cinayet masası polislerimiz midir kimse inşallah bunu çözeceklerdir diye ümit ediyorum korkunç bir şey ya yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın dememek lazım bu tarz konularda toplum olarak gören bilen herhangi bir ne bileyim işte başımız ağrımasın diye susan varsa yazık susmasınlar. O adam da öyle diyor ya bunu diyor başka birileri de var diyor. Yani o köyden hiç mi kimse görmedi? Bu kadın yani yürürken birileri denk gelmiştir ya. Hiç mi bağırmadı, çağırmadı? Yani çok birileri de susuyor diye düşünüyorum. Yani birilerinin de çıkıp yazıktır. Yani bugün ona yarın sana yani böyle durumlarda susulmaz aman başımız ağrımasın deyip de bir kenara çekilinmez. Gören, gören bilen varsa inşallah konuşur da e, akıbeti kadının belli olur. Gerçekten üzücü ya. Ben üzülüyorum. O yüzden izlemiyorum. Ben böyle 10 tane daha program izlesem çökerim ya. Hayat, hayata olumlu bakamam yani. O yüzden böyle e, beni çok üzecek, çok benim psikolojimi zorlayacak şeyleri izlememeye özen gösteriyorum ama bu kadına merak ediyorum yani bakacağım takip edeceğim bu olayı inşallah diyorum ya Allah'tan ümit kesilmez ama inşallah böyle bir şeyler olmamıştır diye düşünüyoruz ay dün neydi yalı çapkını <laughs> Allah'ım yalı çapkını armut dibine düşermiş Ferit'e kızıyorlar yok işte bir seyrandı bir peloydu gidiyor geliyor diye e babası da bunun aynı evin içerisinde yenge dedikleri, hala dedikleri kızı kadınla onları samimiyken görüyor maalesef. Ondan sonra oğlanın tabi psikolojisi bozuluyor. Demek ki babaya çekmiş oğlan da. Yani ama işte bu kadar ev içinde ya ay, ay resmen bir şey söyleyeceğim. İnsanı rezil ediyor şu hormonları ve seksüel içgüdüleri. Buhar olup insanların seksüel güzelleri yok olsun diyorum. Böyle çirkinlikleri gördüğüm zaman. Hepimiz insanız tabii ki bakın hiç kimseyi yargılamam ben. Yani hiç kimsenin hatasını, yanlışını yargılamak için söylemiyorum ama ya tabii önümüze de konulup bunu film şeklinde izleyince bir sinir harbi yaşıyorsun. Üstelik de bu kadar zengin, varlıklı aileler kadın mı bulamıyorsunuz? Erkek mi bulamıyorsunuz? Sokakta kadından, erkekten bol ne var ayol. Aynı evin içerisinde ve çok enteresandır. Yani en büyük babaları da biliyorsun o daha önce kadınla şeymiş herhalde aşıkmış falan. Orada da yarım kalan bir aşk hikayesi var. Ne bileyim hizmetçi, ne alaka evin şey yani kadınla yani hep aynı evin içerisinde insanlar demek ki seksüel ihtiyaçlarını o evin içinde gideriyor. Ay Burbirini, Allotekini bu Gülseren Budayıcı'nın da demek ki bütün e, hastaları da bu şekildeymiş. Kızılcık Şerbeti'nde de aynı yol. Aileye dadandık <laughs> kıvılcım. Şimdi de geçelim şeye, Kızılcık Şerbeti'ne. Orada da anacığım Kıvılcığım gitti e, dayılarıyla adamın e, kardeşiyle beraber oldu. Mesela onun da karısında bakın orada da göreceksiniz karısının o çocuğu ölen öbür ikizinden bence orada çünkü hani mezarda bir gitti karısını gördü falan ya oradan bakın öyle bir şey çıkacak göreceksiniz sevoş dediydi dersiniz izleyenler için söylüyorum o kadın o çocuğu. Öbür adamdan yaptı. Bununla evlendi. Mezarlıkta falan yakaladı onu. Sen niye benim kardeşimin mezarındaydın diye. Oradan ipuçlarını verdi. Kadın da hastaroğlu bir şey. Adamı bırakmıyor gerçi ama Kıvılcım o kadar e, despot, tutucu böyle her konuda e, nasıl derler işte büyük konuşmayacak kimse. Bir kadın gitti. Onunla birlikte oldu. İlkinde evinde yakalandı. İkincisinde otururken tokatı yedi. Bakalım üçüncüsünde nasıl bir hamle gelecek. Kardeşi desen ee, dizideki Baba Abdullah Bey'e bakıyor, ee, Alev Hanım. Alev'in asistanı desen e, Abdullah Bey'in kızına bakıyor. Diyorum ya bunlar sanki hep herkes aynı evin içerisinde hayatta da yaşanıyor biliyorsunuz değil mi? Bu çok enteresandır. İnsanlar en yakınındakini e, bir şekilde bu tarz e, şeyler hisler barındırıyor. Aslında doğru değil ama insani duygular belki ama. Çok da tehlikeli şeyler. Bazen diyorum, bir film izlemiştim arkadaşlar. Ee, gelecekten, daha doğrusu uzaydan çok güzel bir kadın geliyor. Kim Basinger'ın Yabancı mıydı? Öyle bir filmini izlemiştim. Ee, adam aşık oluyor kadının güzelliğine falan ama... ...kadın tabii uzaydan geldiği için, insanlıktan öte olduğu için... ...biz e, ilkel buluyoruz. Seksi 200 yıl önce bıraktık. Cinselliği 150 yıl önce bıraktık gibi böyle evrimlerini tamamlarken bu tarz duyguları bıraktıklarından bahsediyordu orada. Onun gibi bir şey insanın evrimleşme sürecinde bu hayvani içgüdülerden kurtulması gerekiyor. Yani çünkü kontrol edemiyoruz cinselliği dikkat ediyorsanız. Yani çok az insan bu duygularını kontrol edebiliyor. Ya yanlış birilerini seçiyor ya yanlış birileriyle birlikte oluyor. Ay ne menem şeydir düşünseniz de bu cinsellik, bu seks hayatı yüzüne bakmayacağınız insanlara eyvallah demenize neden oluyor. Başınızı yakıyor. Ne geliyorsa insanların başına bundan geliyor. Yani bu evrim süreci de bir an önce tamamlansın. Bu zulümden de kurtulsun insanlar diye bazen düşünmüyor değilim. Yani bunları görünce cinsellikten soğuyor insan yani iki özel insanın paylaşması gereken duyguyu böyle çirkinleştirdikleri zaman aşka bakış açın da çirkinleşiyor. Yani aşk dediğin böyle ne bileyim aynı evin içerisinde halayla, dayıyla, enişteyle olacak şey değil ama işte hormonlar hızlı çalışınca demek ki insanoğlu kontrol edemiyor. Kimseyi de diyorum ya kınamak için söylemiyorum. Bir düşünce yapısıyla neden böyle oluyor, neden bu konuları çok işliyoruz diye Demek ki bu konuda psikiyatrist bunlar önüne geliyor. Yani bir nevi hastaları bu şekilde e, filmlerimizde buna çok değiniyoruz. Hemen hemen bütün filmlerimizde. Bu filmler de bir şekilde bizim aynamız, bizi yansıtıyor. Yani bunlar da bu ülkede yaşanan şeyler keşke yaşanmasa. E, biraz doğu toplumları batıya göre bu şeyleri biraz daha Herhalde daha ileride atlatacağız herhalde. Bu kontrol mekanizması bizim elimize biraz daha, bizden biraz daha doğuya git. Arabistan, Arabistan oralar daha beter. Oralar daha fena. Ama dediğim gibi bu dizilerle bunları çok fazla önümüze koyu olmaları. Dikkat ediyorum konularımı seçerken hep aynı şeylere denk geliyoruz. Ee, bakayım bir. Evet. Yine e, bu tecavüzcü coşkunun Biliyorsunuz eskiden tecavüzcü Coşkun'la kaplı, usta oyuncu Coşkun göğenin hayatı belgesel oluyormuş. Ay size bir şey söyleyeyim. Yeminle bu tecavüzcü Coşkun'la Nuri Alçoy'u arar olduk şimdiki sapıkları görünce. Bunlar masummuş anam. O neyse hap atıyordu, uyutuyor. Kadın gene bilmiyor, görmüyor. Öbürü desen yani tabela gibi zaten belli ne oldu. Anam şimdi baksanıza melek yüzlü şeytanlar neler dönüyor neler. Yani ee, o eskinin masalımsı e, kadın erkek ilişkilerinden şimdi daha e, vahşetlisine geçtik. Sadece tecavüzde de kalmıyor. Öldürüyorlar bakar mısınız? Kadının akıbeti belli değil. Gömüyorlar, kuyuya atıyorlar. Yani bir de vahşet de var işin içinde. Artık sadece cinsel saldırının ötesinde şimdiki sapıklar bir de cani. Biliyorsunuz en meşhurlarından Cem Garibol. Ay kadını sen kes poşetlere koydu. Ay insan sevgilisine bunu nasıl yapar? Neyse. Gece gece ay evlerden ırak böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ama gündemde de maalesef o kadar baktım şöyle TikTok'ta önüme her iki bir videodan bir tanesi işte e, tokat sapı e, tutuklandı, sapık tutuklandı işte cinsel istismardan çocuğa istismardan gibisinden haberler gelince e, gündemi değerlendiren sebaşınız ne yapsın? Pas mı geçsin? Yani e, hayatın e, içinde yaşanan şeyler. O yüzden de pas geçmek istemedim. Baksanıza tecavüzcü coşkunun hayatı Hep böyle şeyler niye belgeseli olur ki? Yani enteresan geliyor bana. böyle. Hani belgeseli yapılacak bir durumda yok. Kadınlara saldıran bir adam rolünün çok da öyle önemsenip de belgeseli çekilecek kadar da. Ne yani? Bana gene bir saçma geldi. Bilmem siz ne düşünürsünüz? hiç izlemedim arkadaşlar. izlemeyi de düşünmediğim program. Çünkü arada bir bir arkadaşım söylemişti şu kısmetse olur pek tuttu YouTube'da. izle oradan da yorum yaparsın da ay hiç böyle hani gelin kaynana muhabbetleri ne bileyim böyle bana varoş işler. Beni hiç sarmaz böyle şeyler. Böyle ne bileyim bir evin evimizi erkekleri, kadınları doluşturuyoruz. Avrupa'da olsa bu kadar e, rezil olmaz. Biz beceremiyoruz böyle ikili ilişkileri. Vallahi bak biz daha bu evrim sürecini diyorum ve böyle bu doğudan başlıyor, batıya doğru bu aydınlanma biraz batıda daha fazla. Biz bu ilkellikten, bu ilkel duyguları kontrol etmekte biraz yoksunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve orada da işte kısmetse olur izlemedim ama bölüm bölüm e, internette yayınlanıyor ve ikinci sayfada da payla paylaşmışlar. Oranın işte kızlardan bir tanesi ismi Cansel. Ee, ondan hoşlanan, e, flört etmek isteyen karşısındaki yarışmacı diğer neymiş oğlanın ismi de dur bakalım Oğulcan'a e, hem onu aşağılıyor üstelik de maddi bir konudan yetersiz bakiyesin benim için diyor ve e, bir mal beyanında bulunuyor bu Cansel Hanım yok benim evlerim var, arabalarım var, ailem şöyle, işim böyle ondan sonra sen de yetersiz bakiyesin deyip onu bir de aşağılıyor ah Bilal bilmem ne gibisinden. Ben böyle insanlara şöyle bakıyorum arkadaşlar her zaman bakın para çok önemli bir araç çok önemli bir araç bunu kesinlikle parayı önemsizleştirmek adına söylemiyorum ama araba kullanmak gibi parayı kullanmak çok önemli parayı kullanamadıktan sonra anladınız mı yanlış ellerde çirkin bir şeye dönüşüyor bu kadın da maalesef e, parası var belki ama. Bana göre ruhu yok. Böyle konuşan bir kadının ruhu olmaz ya ruhun yok. Yani bu kadar basite indiriyorsan duyguları. Zaten ne dedim bir önceki videoda da Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül'ü biliyorsunuz bir yermişti Seren Serengil. İlişkilerde cüzdanını düşünüyorsan, kasanı düşünüyorsan, ince hesap yapıyorsan Orada geçmiş olsun, duygusal bir şey yok demektir. Ha sen orada cinsellik paylaştın, ne bileyim statülerin bir o, bir insanla e, ortak hayatı paylaşabilirsin ama bu sevgi değil, kutsal bir şey değil yani. Bu iki insanın ihtiyaçlarını birbiriyle giderdiği bir hayat olur. Şimdi sen kalkıyorsun, madem o kadar öz Özgüvenli ezik bir kız bence bu. Özgüvenli bir kadınsın. Bu kadar da zenginsin, bu kadar da iyisin. Niye bir televizyon programında, yarışmada kendine koca arıyorsun demezler mi adamı? Yani bu ne lahana, bu ne perhiz. Belli ki popüler olmak, belli ki e, tanınır olmak istiyorsun ki öyle bir programa katılıyorsun. Ama kendini geliştiremediğin, böyle insanlar var maalesef. E, paradan başka konuşacak bir şeyinin olmadığı da... O söylemlerinden belli oluyor. Yazık oğlan da öyle e, bu mu yani falan gibi e, cevaplar veriyor. Oğlan da aslında ne oğlan erkek bu duruma düşmeli bir kadın karşısında ne de bir kadın bir erkeği o duruma düşür, düşürmeli. Hayatta seçimler vardır, tercihler vardır. E, kendine denk birini araman suç değil, zengin birini de arayabilirsin ama... Sahip olduğun güçle, parayla başka insanları ezmeye çalışıyorsan ya da başka insanlara üzerinde tah, tahakküm kurmak, baskı kurmak, alay etmek, aşağılamak ya da bunu bir silah olarak kullanıyorsan bence onu hak etmiyorsundur. Bu sahip olduğun imkanları hak etmiyorsundur, taşıyamıyorsundur. Ben diyorum ya parayı işte arabaya benzetiyorum, herkes güzel araba kullanamaz, herkes ne bileyim taşıyamaz. O da onu taşıyamadığını düşünüyorum. Ee, bazı aileler de gerçekten yetiştiriliş tarzı da çok önemli arkadaşlar. Yani nasıl yetiştirdiğin her şeyi verip şımarık daha çocukluktan böyle aç açgözlü yetiştirirsen o çocuk büyüdüğünde hata yaptığında e, ne bileyim parmak sallamazsan her dediğini evet dersen işte büyüdüğünde böyle kişilik kişiliği oturmamış, elindeki gücüyle insanları ezebileceğini, onun ona bir ayrıcalık tanıdığını düşünen bireyler yetişiyor diye düşünüyorum. Bundan kimse tabii ki para çok önemli bir araç. Parayı küçümsediğimi düşünmesin. Herkes için gerekli bakın hayatın temel taşı maalesef e, barınabilmemiz için beslenebilmemiz için sosyalleşebilmemiz için her alanda para lazım ama doğru kullanmak da lazım e, şu açıdan doğru kullanmak lazım niye tükettiğini söylemiyorum ben mesela çok iyi bir ekonomisini yöneten kadın hiç olmadım parasını çok iyi yöneten birisi olmadım ama hiçbir zaman da paranın esiri olmadım her şeyin önünde parayı tutmadım kendi adıma konuşuyorum bu onun gereksiz olduğu anlamında tekrar söylüyorum. Bazıları da Aa işte demagoji yapıyorsun diyenler oluyor böyle konuştuğun zaman. Bu konu demagoji değil. Şımarmak, bencilleşmek, ne bileyim hava atmak bunlar çirkin geliyor. Bunlar olgunlaşmamış. Bunu 20 yaşında, 18-19 yaşında çocuklar yapıyorsa hata gibi görebilirsin. Ama 30'a doğru bunları öğrenememişsen aslında daha erken bile öğrenilebilir bence. Eğer ailede daha bir takım şeyler e, daha erken bile öğretilebilir bu konularda. İşte diyorum ya her zaman ay bana bir çocuk verseler nasıl yetiştiririm? Kitap gibi yetiştiririm herhalde. Bazen düşünüyorum benim bir çocuğum yok belki ama olsaydı gerçekten e, çok düzgün yetiştirirdim diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet gerçekten yani e, o yüzden evde kaldım dermişim. Öyle adam nerede benim dediğim gibi yani e, vizyon sahibi olacak ne bileyim akıllı olacak bir takım konularda ne bileyim e, bunlar önceliğim olduğu için e, bunları e, bu bariyerleri aşamayan bir insanla ben beraber olamam artık bu saatten diye bu saatten sonra diye düşünüyorum Allah'tan da beni hormonlarım yönlendirmiyor beynim yönlendiriyor. O aşamaları da aştığım için, ay bazen böyle şükrediyorum. Ay, hani bazen diyoruz ya yaş alıyoruz. Yaş almanın en güzel yanlarından birisi, işte bunun farkına varabiliyorsanız, işte bir takım şeyleri kontrol edebilmeye başlıyorsunuz. Yaş almanın bu güzelliği var. Gerçekten bir şeyleri kontrol edebiliyorsunuz, e, ilişkilerinizi kontrol edebiliyorsunuz, daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz, tecrübeleriniz olduğu için. Hayat öyle değil midir? Tecrübelerinizle olgunlaşırsınız. Hatalarınız, yanlışlarınız sizi bir şeye dönüştürür. O dönüştüğünüz şey de sizi siz yapar. Ben de kendimin dönüştüğü şeyden çok mutluyum. Bazen gerçekten kendi içimdeki evrimi, kendi içimdeki gelişimi şöyle bir düşünüyorum da nereden nereye gelmişim, nasıl bunları yapmışım diye o küçük çocuktan bu Sevoş'a nasıl gelmişim diye kendi kendime bile Şaşırıyorum, herkesin bir hikayesi var, herkesin bir serüveni var, bir gelişimi var, bir dönüşümü var hayat yolunda. Ben kendimin iyi bir şekilde, e, bu sakın şeyde kendini beğenmişlik gibi de anlaşılmasın ama iyi bir şekilde, iyi yönde evrildiğimi, olgunlaştığımı düşünenlerdenim arkadaşlar. Evet aslında bugün video çekmeyecektim. Dediğim gibi bu Müge olayı beni bir sardı. İnşallah bu kadar devam etmem yani bu vaka beni bir sardı ilgimi çekti e, pasta geçmek istemedim sizlere bu konuyla ilgili fikirlerimi paylaşmak istedim arkadaşlar evet dediğim gibi ilişkilerde olsun ailenizde olsun kendinizde olsun ne olursa olsun baktığınızda e, ön yargıyla değil böyle bir düşünerek bir önce bir düşünerek her konuda ama yani sahip olduğunuz olamadığınız şeyler hakkında bir düşünerek şöyle bir geri durarak bir saniyelik hemen dan 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 ilk aklına gelenle hareket etmeden kontrollü hareket etmeyi öğrendiğiniz zaman hayat hızlı aksa da sorunlar yavaşlıyor arkadaşlar. Evet gerçekten bir takım şeyler artık benim için hayat hızlı akıyor belki ama sorunlar yavaşlıyor. Çünkü daha e, ...sakin karşılıyorum bir takım şeyleri. Öneririm sizlere de. Her ne kadar sinirlerimizi zorlayan... şeyler hayatın içinde görsek de... ...ama e, sakin kalmak... E, ...olayları yargılamadan... E, ...seyirci olabilmek... ...seyirci olabilmek güzel. Aslında yargılıyoruz hepimiz. Bu olayı din, izlerken... ...hepimiz kişisel olarak... ...insani yönümüzde yargılıyoruz ama... ...yargılamayıp seyirci kalabilirsek... ...gözlemci kalabilirsek hayatta gelişimimizi daha iyi tamamlarız diye düşünüyorum arkadaşlar ve sizleri çok ama çok seviyor Sevoş'unuz. Yorumlarınızı okuyorum. Bayılıyorum benim için söylediklerinize. Özellikle yurt dışından yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel şeyler yazıyorsunuz ki ay ben gerçekten onlar için bu kadar özel miyim? Bu kadar değerli miyim diye kendi kendime böyle mutlu olmakla birlikte inanamıyorum ve nasıl bir iz bırakıyorsam birçoğunuzun üstünde bu durumdan çok mutluyum arkadaşlar ve çok teşekkür ediyorum ee, yalnızlığıma e, yoldaş oluyorsunuz yalnız bir hayatım var her ne kadar tercihim bu yönde olsa da zorlukları da var ama sizler yorumlarınızla benim bu yalnızlığıma yoldaş oluyorsunuz İyi ki varsınız İyi ki e, bana yorum yapıyorsunuz milyonlarca kez teşekkür ediyorum Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın. Her zaman ama her zaman sevoşla kalın.